Neyse ben şimdi tatlıya şimdi geçeyim. Şimdi ne yapıyoruz? Balıktan sonra ne yenir? Tatlı. Helva. Helva. Helvayı şöyle güzelce ezeceğim. Ondan sonra içine çok enteresan bir şey koyacağım. Bakalım beğenecek misin Zahideciğim? Ne Allah. Olabilir mesela içine? Şu çikolata da şu ne? Ne olabilir? Bu ne ki ya? Allah Allah. Kestane. Aa, kestane mi evet, bu? Evet, kestaneli sıcak Ay. Helva yapıyoruz. Tamam ben onu yerim. Sıkıntı değil. Kestane ama çiğ olarak ne közledim ne işte haşladım. Çiğ olarak kabuklarını çıkarttım. Zaten çiğ kestaneyi sevenler bilir. Ve hemen şöyle... Hı. Çikolata, sütlü çikolata veya bitter çikolata hangisi varsa. Bakın şu anda bu karışımın içinde helva. Aslında normalde helvayı sadece böyle koyduğunuzda bile çok güzel limonlu nefis bir aroma oluyor. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Limonu koy üstüne mis. Mis gibi ama burada... Ama bu da çok değişik bir şey oldu. Kestane ve çikolata çok güzel bir karışım oluyor. Şimdi... Of kestaneler fırında pişecek, çikolata eriyecek. Evet biraz da üstüne limon sıkabilir misin? Gerçi Tabii. fırından sonra da çok güzel limonlayabilir o yüzden ama ben şimdi de sıkmak istiyorum. Şöyle bir iki damla limon. Ha çok olmasın dur o zaman evet. bir iki damlaysa. Ve şimdi bunu hemen fırın kabına koyacağım. Şöyle kaç tane fırın kabınız varsa. Ve altına su koyacağım buraya. Suyla beraber pişecek. Yani altta su olacak. Hiç kestaneli böyle bir şey yapmadım ben. Kestaneli sıcak helva. Çok değişik bir tarifmiş bu. Kestaneli çikolatalı sıcak helva yapıyoruz. Evet. Ama genelde balıktan sonra hep helva yenir. Helva yenir de hiç kestaneli helva duymadıydım. Evet. Olsun. Zaten yeni ve değişik Hatta ve çok lezzetli şeyler öğrendim. Hatta bir tane daha kap getireyim. Bunu da ona koyayım.